Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Eğer yolunda değilse inşallah bu videolar sayesinde günleriniz düzene girer, bebişlerle birlikte daha verimli, daha kaliteli zaman geçirmiş olursunuz. Geçtiğimiz hafta günlerimin nasıl karmaşık geçtiğini detaylıca anlatmıştım. İzlemeyenleriniz varsa sağ üst köşeden o videoya gidebilirler. Muhtemelen benimle benzer sorunlar yaşıyorsunuz. Yani aslında muhtemelen dememek lazım. Instagram'da rutinle ilgili çok fazla mesaj geldi. Hemen hemen tüm mesajların da içeriği birbiriyle benzer şekilde. İşte bebeğim uyumuyor, siz nasıl bir rutine alıştırdınız, uyku eğitimi nasıl verdiniz şeklinde mesajlar geldi. Biz minik kuşumla hem rutine hem de uyku eğitimine aynı anda başladık ama parantez içinde şunu belirtmem lazım. Ahsen kolik bir bebek değildi. Çok aşırı sallanarak uyuyan bir bebek değildi. Sadece kendi yatağında yatmayı bilmiyordu ve yeteri kadar uyumasını bilmiyordu. Gece çok geç yatıyordu, sabah çok erken kalkıyordu. Gün içinde de uykuları darmadağınlıktı. Neyse zaten dediğim gibi bu kısımları geçtiğimiz hafta anlatmıştım. O yüzden bugün sadece rutin nedir, nasıl alıştırılır, bebeğin 40'ı çıkmasından itibaren 4. ayına kadar rahatlıkla uygulayabileceğiniz rutinden bahsedeceğim. Bir sonraki hafta sizden gelen geri dönüklere göre de 4-6 ay arası bebeklerin rutini nasıl olmalı bundan bahsedeceğim. Sonra da uyku eğitimine yavaş yavaş giriş yapacağız. Hafta hafta adım adım ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. O yüzden diğer içeriklerimden haberdar olabilmek adına kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Düzenli yaşam, günümüzü kolaylaştırması yönünden aslında hepimizin hayatında olması gereken bir olay. Düzen aslında bizim hayatımızda olduğu kadar bebişlerin de hayatında çok çok önemli bir yere sahip. Kendimden örnek verecek olursam, yani düzene girmiş bir hayatımız olduğu için şunu çok rahat söyleyebilirim ki, eğer bebişlerle hayatınızda bir düzen yoksa hem sizin için hem de bebeğiniz için gününüzün herhangi bir zamanda ya da gününüzün tamamında huzursuzlukla yaşamanız çok normal bir hale geliyor. Hem bebekler açısından hem de kendi açımızdan baktığımız zaman günümüzü belirli bir düzen içerisinde yaşıyor olmak hem bizi hem de bebişlerimizi daha huzurlu, daha uyumlu ve günün kalitesini yükselteceğinden daha mutlu olmayı sağlayacak. Çünkü inanın bana bebekler belirli bir düzeni seviyorlar. Neden? Çünkü bir sonraki adımda nelerle karşılaşabileceklerini bilmek onları daha uyumlu, daha huzurlu olmasını sağlıyor. Acıktıkları için ağlamayacaklar. Çünkü düzenli beslenecekler. Uykusuzluk problemi en aza indirgenecek. Çünkü saat kaçta yatıp kaçta kalkacaklar bilecekler. Daha düzenli uyuyup uyandıkları ve beslendikleri için de günleri daha neşeli geçecek. Onların huzurlu olması bizim daha çok mutlu olmamızı, onunla daha kaliteli vakit geçirmemizi ve en önemlisi de kendimize vakit ayırmamızı sağlayacak. Bir düşünsenize, evde bir düzen yok. Çocuk ne zaman uyuyacak, ne zaman uyanacak belli değil. O gün belki bir misafiriniz gelecek ya da siz dışarıda vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ama her şey düzensiz olduğu için belki eve kapanacak, sosyallikten uzak kalacaksınız. Bunu hiçbirimiz istemeyiz, öyle değil mi? Peki bu işi nasıl halledeceğiz bir bakalım. Öncelikle ben bu düzeni oluştururken Trace Hawk'un şu kitabından faydalandım. Açıklamalar kısmından kitaba ulaşabilirsiniz. Trace Hawk kitabında düzene şöyle başlamayı tavsiye ediyor. Öncelikle diyor ki bebeğinizi gözlemleyeceksiniz. Neyi ne kadar yapıyor? Saat kaçta ne kadar uyuyor? Ne kadar besleniyor? Özellikle de anne sütü alıyorsa anne sütünün miktarı nedir? İşte bunları not etmenizi istiyor sizden. Sonrasında da bebeğinizin ay ay ya da yaş durumuna göre de bir plan sunuyor. Videonun başında da söylediğim gibi bugün 6 haftadan yani 40'ı çıktıktan sonra 4. aya kadar nasıl bir düzen uygulayabileceğinizden bahsedeceğim. Bebekler 6 haftalarını doldurduktan sonra artık 3 saatlik rutine uyum sağlayabilirler. Bu rutini Trace Hawk İngilizce baş harfleriyle EASY olarak kodlayarak isimlendirmiş. E harfi eat yani beslenme anlamına geliyor. A harfi aktiviteye, S sleep yani uykuya ve son olarak da Y de your time anlamına geliyor yani sizin zamanınız. 3 saatlik düzene göre örneğin bebeğinizi saat 12'de beslediniz diyelim. Bir sonraki emzirme seansı da 3 saat sonra yani saat 3'te olacak demek. İlk başta kulağa biraz zor gelebilir. Özellikle ben kendimden bahsedecek olursam günlük rutine biz 3,5 aylıkken başladık ve bebeğimin kilosu normal olmasına rağmen bana hep az geliyordu. Anne yüreği işte. Aslında az gelmesinin sebebi şöyle. Ahsen'in ilk zamanlarda kilosu ortalamanın biraz altındaydı. Buradaki doktor mamayla destekle dedi. Sonrasında gittiğim sağlık ocağındaki hemşire ne kadar doğru bilmiyorum. 2 saatte bir mutlaka besle, hatta daha çok emzir demesiyle bizde beslenme dengesizlikleri çok fazla yaşanmaya başladı. Normal şartlarda 2 aydan sonraki bebeklerde 3-3,5 saat aralıklarla beslenebilirken ben Ahsen'i çok sık emziriyordum. Emzirme seansları da çok kısa sürüyordu haliyle. Sonra da tekrar strese giriyordum. Gece bazen 4 sefer bazen 5 sefer uyanıyordu. İlk başta dediğim gibi 3 saatte bir emzirmek bana çok zor geldi. Ama sonrasında fark ettim ki 3 saat ara açtığımda daha kalitli
kaliteli emmeye başladı. Öncesinde bence, hatta Trace Hogg'a göre de atıştırıp bırakıyordu. Zaten mantıkken şöyle bir düşünüp baktığınız zaman 1,5 saatte bir 3 aylık bebeğin acıkması çok normal değil. Ama mesela şimdi ben 3 saatte bir diyorum ama bu demek değil ki çok katı olacak kurallar. İlle de 3 saati bekleyeceksiniz. Kesinlikle öyle değil. Yani bazı zamanlar özellikle büyüme hata dönemlerinde daha çok beslenmeye ihtiyaç duyacaklar. Veya şu an kış aylarındayız. Soğuk algınlığı, işte grip, nezle gibi sıkıntılar yaşadığınız zaman bu gibi durumlarda daha çok emmeleri gerekebiliyor. Bunların hepsini istisna tutuyorum. Eğer bebeğinizde herhangi bir sağlık problemi yoksa, kilosu da yerindeyse 3 saatte bir emzirmek ve bunu bir rutin haline getirmek onun daha sağlıklı büyümesine katkı sağlayacak, emin olun. Çünkü dediğim gibi mantıken düşünün, 1,5 saatte bir emerse çok az içecek. Direkt doydum deyip ayrılacak. Ama 3 saat arada bir zaman olduğu zaman artık sadece açlığa odaklanacak ve beslenme süresi de uzayacak. Trace Hogg kitabında çok sık emen bebekleri atıştırmacı bebekler olarak adlandırmış. Hatta şöyle de bir benzetmesi var. Bence çok güzel bir benzetme. Çok böyle sık aralıklarla emen bebek diyor ki çorba içip kalkıyor. Ne ana yemeğini yiyor ne de tatlısını. Hakikaten çok yerinde benzetmeler. Çünkü biliyorsunuz ilk gelen süt biraz sulu bir kıvamda. Bebeğin su ihtiyacını öncelikle karşılıyor. Besin değeri bakımından diğer sütlere göre, sonradan gelen sütlere göre biraz daha düşük. Sonrasında gelen süt ana yemek ve en sonlarda o gelen koyu renkli kıvamlı süt de tatlı. Yani kalori değeri en yüksek olan süt. Düzenli aralıklarında beslendiklerinde işte o tatlıya ulaşmış oluyorlar ve bu gelişimleri için çok önemli. Biz bu düzene geçtikten sonra aslında ciddi anlamda daha verimli, daha böyle düzenli kilo aldığını fark ettim. O yüzden bizim için de çok çok iyi oldu. Beslenme işimizi tamamladık. Şimdi sıra A harfine, yani aktiviteye geldi. Aktivite zamanı, yani bebeğinizin beslendikten sonra uyanık kalma zamanı 4 aya kadar bebeklerde maksimum 1,5 saat, en fazla 2 saat olmalı. Çünkü fazlası onu yoracağı için bir sonraki adıma, yani uykuya geçişte zorluk yaşayabilir. Hatta belki de uyuyamayabilir. Bu aktivite zamanlarında neler yapabilirsiniz? Mesela emzirdikten hemen sonra çok hareketli bir oyun oynayamayacağınız için, özellikle kusmaması için, ilk olarak ben ya kitap okuyorum ya da onu oyun halısına bırakıyorum. O şekilde biraz vakit geçirmiş oluyor. Sonrasında ellerini, kollarını, bacaklarını rahatlatacak egzersizler yapıyoruz. Bol bol konuşuyorum onunla. Konuşmak da çünkü yoruyor. Mesela altını değiştirmek bir aktivite, üstünü değiştirmek bile bir aktivite. Özellikle oyuna hiç şey yapmayın, yani hani odaklanmayın. Önemli olan beslendikten sonra hemen onu uyutmamak. Çünkü ilerleyen haftalarda desteksiz nasıl uyuturuz bunu konuşacağız ve uykuyu kesinlikle beslenmeyle bağdaştırmaması gerekiyor bebişin. Sonrasında aktiviteler bittiğinde uyku sinyalleri gelmeye başlayacak, gözlemleyeceksiniz ve yatağınıza gideceksiniz. Her bebeğin uyku sinyalleri birbirinden farklı olduğu için bu kısma çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta not alabilirsiniz. Bazı bebekler uykularının geldiğini esnemeyle belli ediyor. Bazıları sadece ağlıyorlar ya da mızmızlanıyorlar. Bizimki çokça söyleniyor. O yüzden çok dikkatli takip etmek lazım ve kaçırmamak lazım. Çünkü biraz kaçırdıktan sonra bu sefer strese girmeye başlıyorlar ve uykuya tekrar geçiş çok çok zorlaşıyor. Kararını yakalamak gerçekten önemli. Sonra rutinin S kısmı başlıyor. Eğer destekli uyutuyorsanız benden size tavsiye, 2 hafta boyunca destekli bir şekilde uyutmaya devam edin. Rutine tamamen alıştırana kadar en azından ve uyutmayı başardığınızda yavrunuzun 1 ila 1,5 saat arası uyuması gerekiyor. Bu zaman içerisinde eğer uyandı diyelim, tekrar uykuya döndürmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Diyelim ki direnç gösteriyor, uyumuyor. Uyku süresi bitene kadar odayı terk etmiyorsunuz. Ağlıyorsa kucağınıza alıyorsunuz, sakinleştiriyorsunuz, belki şarkılar söylüyorsunuz ve onu yatırabildiğiniz kadar yatırıyorsunuz. Diyelim ki hiç uyumadı, gözler artık fıldır fıldır, siz de biraz artık gerildiniz. O zaman alıyorsunuz bebişi, tulumunu çıkartıyorsunuz, perdeleri enerjik bir şekilde açıyorsunuz. İşte günaydın, hayırlı sabahlar, hadi birlikte kuşlara günaydın diyerekten döngüye yeniden başlıyorsunuz. Bu sefer bir sonraki uyku seansı vakti gelene kadar da onu uyutmuyorsunuz. Şimdi tüm kısımları anlattım diye düşünüyorum. Ufak tefek özetledim. Bir de saatlik olarak üzerinden geçecek olursam, sabah 7'de uyanan bir bebek için örnek verelim. Yani mesela bizim için gün sabah 7'de başlıyor. 7-7.30 arası onu emzirebildiğim kadar emziriyorum. Sonrasında saat 8-15'e kadar oyun oynuyorum, işte kitap okuyorum, bez değişimi yapıyorum. Saat 8-15 gibi odasına gidiyoruz. Uyku tulumunu giydiriyorum. Sonra konuşma tarzımı biraz daha sakinleştiriyorum.
Onu kucağıma alıyorum. Birlikte perdeleri kapatıyoruz. Bu da aslında bir uykuya geçiş rutini oluyor bir nevi. Bunu sürekli tekrarladığınızda artık siz o odaya her gittiğinizde, her perdeleri kapatıp üzerine giydirdiğinizde işte tamam uyumaya geldim ben demeye başlayacak. Sonrasında desteğinizi vermeye başlayıp 8.30 gibi uyumasını sağladınız diyelim. 9.30-10 gibi uyku bitecek ve saat 10'da yine emzirme seansı, sonrasında aktivite ve uyku. Az önce bahsettim ya, diyelim ki uyumadı sabah 8.30'da yeteri kadar. O zaman 10'da yine beslenme saatine kadar bekliyorsunuz ve öyle emziriyorsunuz ya da mamasını vereceksiniz. Sonrasında 11.15-11.30'a kadar yine aktivite devam edecek. Ama bir sonraki uykuyu biraz kaytardığı için bu sefer aktiviteyi çok hareketli yapmamanızı öneririm. Çünkü bir önceki uykuyu fazla uyumadı ya, o yüzden şimdi de çok uyarılmaması lazım. Ve ikinci uykuya geçiş daha kolay olacak Allah'ın izniyle. Ya da tam tersi bir durumda karşı karşıyasınız diyelim. Saat 8.30'da yattı ama kalkmak bilmiyor. Saat 10 oldu. O zaman gidip onu sizin uyandırmanız gerekiyor. Eğer uyandırmazsanız bir sonraki uykuları özellikle gece uykusunu çalacağı için yine sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu şekilde sabırla bu rutine devam etmeniz gerekiyor. Bu alışkanlıkları edinmesi böyle sihirli bir değnek dokunuşu gibi tek seferde olmayacak. Sabırla devam etmeniz gerekiyor. Hatta rutini ilk alıştırma kısmında 5 gün mümkünse evde olmanızı öneriyor Tracy Hogg. Yani ben de aynı şekilde öneriyorum. Ama diyelim ki alıştı, her şey çok güzel yerinde gidiyor. Tam oturdu dediğiniz zaman her şey bozulabilir. Çünkü bebek bu. Ne olacağı belli olmaz. Büyüme hatağına girebilir, hasta olabilir, bir şeyler olabilir. O yüzden her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Ama ne olursa olsun rutinden asla şaşmamak gerekiyor. Rutini tutturduktan sonra emin olun sonrasında her şey çok daha kolay olacak. Kendinize daha iyi vakit ayıracaksınız ve daha mutlu olacaksınız. Bugün bu videoyu çok fazla uzatmak niyetinde değildim ama konu konuyu öyle bir açıyor ki eğer sorularınız olursa, daha detaylı konuşmak istedikleriniz olursa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Kitabın linkini de aşağıda açıklamalar kısmından paylaşıyorum. Bu tarz faydalı kitapları her okuduğumda mutlaka Instagram üzerinden size anlatmaya çalışıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki hafta rutinleri nasıl uyguluyoruz? Günlerimiz nasıl geçiyor? Daha detaylandıracağım inşallah. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size bir katkısı olmuştur. Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bebişlerinizi öpün benim yerime. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.